Hakkını. Evet, tüm katılımcılara iyi akşamlar diliyoruz. Saatimiz 20.30. Bu seneki Nörobiyoloji Akademisi'nin ilk toplantısına başlayabiliriz sanırım saat olarak. Bugünkü ilk toplantının ilk toplantının konuşmacısı Profesör Doktor Erkan Gökçe, Tokat Trabzonspor Paşa Üniversitesi'nden. Erkan Hoca, öncelikle teşekkür ediyoruz. Kısa sürede bu konuşmayı hazırladı ve bizi kırmadı, bizimle birlikte oldu. Konunun başlığı kanalizasyon üsler ve varyasyonları. Bu seneki ilk toplantımıza başlayabiliriz. Buyurun Erkan Hocam, söz sizde. Teşekkür ediyorum Cenk Hocam. Evet, bu sene ilk toplantıda parnazal sinüsler ve varyasyonlarından bahsedeceğiz. Sunumdan olarak öncelikle bir parnazal sinüslerin fonksiyonları hakkında genel bilgilerde bulunacağız. Daha sonra nazal septum, nazal pasaj yapılar ve varyasyonlar hakkında. Daha sonra da tek tek parnazal sinüsler, anatomik yapıları ve varyasyonları hakkında konuşacağız. Nazal pasaj ve parnazal sinüsler multifonksiyonel yapılar. Solunum fonksiyonu, immün sisteme katkısı, kozmetik görünüme katkısı gibi birçok alanda bize fonksiyon sağlıyor. Örneğin solunum olarak hava pasajını sağlıyor. Havayı ısıtıyor, nemlendiriyor. Böylece bizim ciğerlerimize daha sağlıklı bir havanın gitmesini sağlıyor. İmmün sisteme yapmış olduğu mukus salgısıyla, partikül filtrasyonuyla büyük katkı sağlıyor. Yüzün fasyal gelişiminde önemli rol oynuyor. Parnazal sinüslerin aşırı gelişmesi ya da hipoplazik olması kozmetik olarak istenmeyen durumlara yol açabiliyor. Yine parnazal sinüsler ve nazal pasaj sesin rezonansında, koku almada, kafayı hafifletmede ve darbe emme gibi birçok fonksiyona katkı sunuyor. Pasaj ve parnazal sinüslerimiz çok varyatif. Popülatif farklılıklar oldukça sık. Çeşitli yayınlarda %64 ile %99,8 aralığında geniş bir varyasyon görülmekte. Örneğin bizim çalışmamızda 400 olgunun 399'unda biz varyasyon saptadık. Yani neredeyse normal parnazal bölge için anormal kabul edilebilir. Örneğin bir hastanın oldukça düz bir septum varsa acaba bu septoplasti mi oldu diye düşünmek gerekiyor. Özellikle fonksiyonel endoskopik sinüs cerrahisi ve hipofiz transfemoral cerrahilerinde bu varyasyonları bilmek zorundayız ve önemli varyasyonları mutlaka rapor etmeliyiz ki cerrah arkadaşlarımız işlemler esnasında herhangi bir komplikasyona karşılaşmasınlar. Yine fonksiyonlarından bahsedersek, parnazal sinüslerin havalanması kadar burada mukosiliyer klirensi de bilmek gerekiyor. Çünkü her parnazal sinüsün içerisindeki mukusun ve siliyer aktivitenin belli bir yönde hareket ettiğini biliyoruz. Bu nedenle örneğin maksiller sinüsün ostiyumu yukarıda olmasına rağmen ayakta durduğumuzda yer çekimi etkisinden dolayı eğer mukosiliyer aktivite olmazsa maksiller sinüsler direne olamıyor. O yüzden bu aktiviteye ihtiyacımız var. Hatırlayın tıp bilgilerinden Carpegiani sendrom gibi, immunotensilya sendrom gibi hastalıklarda, kistik fibrozis gibi hastalıklarda bu mukosiliyer klirenste ve fonksiyonlarda bozulma olduğu için bu kişiler sıklıkla sinonazal mukozal hastalıklarla karşılaşmaktalar. Mukosiliyer klirens anlaşılmadan önce kadrelluk ameliyatlarıyla maksiller sinüsleri inforamedial kesimde sert damak düzeyinde açtıklarında sinüsün drenajının rahatlıkla
kullanılabileceği düşünülmüş. Ancak bakmışlar ki hala tam olarak o sinüsler drene olmuyor. Çünkü bu klirens asıl burada drenajı belirleyici faktör. Bu şematik çizimde sağda maksiler sinüsün osteum ve osteometal kompleks normal açık olduğu için drenaj sağlanmışken burada osteumda daralma nedeniyle mukozal kalınlaşmalar ve sinüs içerisinde sekresyonun biriktiği görülmekte. Son slaytlarda yine bahsedeceğim. Eğer bizim osteometal ünitemiz de herhangi bir obstrüksiyon yapan varyasyon ya da patoloji olduğunda, kitle olduğunda biz buna anterior osteometal kompleks hastalığı diyoruz. Drenajın posteriorda olduğu grupta ise posterior osteometal kompleks hastalığı diyoruz. Oradaki bir bozuklukta. Şimdi sunuya başlamadan önce birkaç tane ısınma sorusuyla başlayalım isterseniz. Örneğin bu koronal ve aksiyel görüntülerde beyaz okları gösterdiği yapılar acaba ne? Bakın burada nazal pasajın içerisinde orta konkaların üzerinde gördüğümüz iki tane simetrik yapı var. Aksiyel planda ise bunları bu şekilde görmekteyiz. Acaba bunlar nedir? Sıklıkla raporlamada atlanılan yapılar olduğu için özellikle bunları ve çok dikkat edilmediği için vurgulamak istedim bu sorularla. Bir diğer yapımız da maksiller sinüsün posterior superior kesiminde medialde nazal pasajda sinüs arasında yerleşmiş hava hücreleri görüyoruz. Acaba bunların ismini biliyor muyuz? Bu konuda da yine sunuma sıra geldikçe anlatacağız. Bir başka koronal plan görüntüde sifenoid sinüsleri görmekteyiz. Ve sifenoid sinüslerin iyi havalanmış olduğunu görüyoruz. Ve burada siyah oklarla görülen bu yapıların ne olduğunu ve beyaz oklarla gördüğümüz yapıların ne olduğunu yine size soruyoruz. Evet, şimdi nazal pasajdan başlayarak parnazal sinüsleri ve tüm bu fonksiyonları yerine getiren oluşumları ve varyasyonlarını inceleyelim. Nazal septum parnazal sinüs radyolojisinin bir parçasıdır ve o nedenle raporlama yapılırken ihmal edilmemelidir. Nazal septum anatomik olarak iki kemik ve bir kartilajdan oluşmakta. Üstteki kemiği etmoid kemiğin perpendiküler plate'i oluştururken arkada sert damağın üzerindeki kısmı ise posterior doğru uzanan vomer oluşturmakta. Önde ise septal kartilaj iki kemiğin de arasına uzanım göstermekte. Biz sagittal plan BT'lerde bunu nasıl görüyoruz? Bakın üstte etmoid kemiğin perpendiküler plate'ini, altta ve posterior ise osvomeri görmektesiniz. Kartilaj yapı yumuşak doku densitesinde görülmekte. Nazal septum çoğu insanda farklı düzeyde deviasyon göstermekte. %20 ile %79 aralığında açılanma yaptığını yayınlarda görebilmekteyiz. Raporlama yaparken neleri söyleyeceğiz septumla ilgili? Deviasyon derecesi önemli. Ne kadar deviye bu septum? Pasajda daralmaya ulaşmış mı? Ne kadar daraltmış? Ve özellikle mukozal kontakt var mı? Tek başına mukozal kontakt olması bile hastalarda baş ağrısına yol açabilmekte. Eşlik eden kemik bir supur formasyonu var mı? Örneğin bazı yayınlarda %42.3 sıklığında bulunmuş septal deviasyonla birlikte kemik supur formasyonu. Bu hastada açıklığı sağa bakan bir deviasyon görmekteyiz ve infeksiyon konkanın mukozal yüzeyine indente, vertikal plate'ine indente septal supuru da görmekteyiz. Nazal septum pneumatize de olabilir. Sıklıkla sifenoid sinüsten veya kristalgalden kaynaklanan havanın nazal septuma uzanımı koronal planlarda büllöz bir septum şeklinde görüntüye yol açmakta. Çoğunlukla klinik olarak bir önemini saptamıyoruz. Ancak çok büyük olduğunda sifenoid malar resesleri daraltıp semptomatik halde gelebilmekte. Çeşitli yayınlarda %38 sıklığa kadar bildirilmiş. Aksiyel planda sifenoid sinüsün septum içerisine uzandığını görmekteyiz. İşte koronal planda biz bunu septal pneumatizasyon olarak
görmekteyiz. Yine nazal konkalar önemli yapılar. Embriyolojik gelişimin 8. haftasında 5-6 çıkıntı şeklinde karşımıza çıkıyor. Regresyon ve füzyon sonucunda bunlar 3 veya 4 çıkıntı şeklinde kalmakta. Süprem konka en üstte gördüğümüz ve sıklıkla da rudimenter olarak artık kaybolan RGS olmuş konkalar daha nadir görülüyor. Biz raporlama yaparken sıklıkla superior konkayı, orta konkayı ve inferior konkayı görmekteyiz. Üst ve orta konka etmoid kemiğin parçası, alt konka ise maksiller kemik orijinli olarak gelişmekte. Konkaların da varyasyonları oluyor. Orta konka konveksitesinin laterale bakmasına paradoksal konka diyoruz. %30'a kadar görülebildiği bildirilmiş yayınlarda. Önemi ne? Hava türbülansı bozulmakta. Ve havanın türbülansının bozulması da havanın nemlendirilmesinde kayba yol açabilmekte. Ve sinonazal hastalığa zemin oluşturabilmekte. Hatta baş ağrısına ulaştığında bildiren yayınlar var. Bir çalışmada benim dikkatimi çekmişti. Bu çalışmada en yüksek oranda mukozal patolojiye yol açan varyasyon olarak saptanmıştı ve daima maksiller sinüs patolojisiyle de birlikte görülmüş paradoksal konkanın varlığı. Burada normalde konkaları bakın, konveksitesi içe doğru görülmekteyken, burada içe doğru konveksite olması gerekirken sağ tarafta dışa doğru bir konveksite yaptığını görüyorsunuz konkanın. Buna biz paradoksal konka diyoruz. Tek taraflı olabileceği gibi bu hastada olduğu gibi burada iki taraflı da görebiliyorsunuz. Bir diğer konka varyasyonumuz konkaların pneumatize olması, yani bülloz konka. Konka bülloza isimlendirmesi aslında spesifik olarak orta konkaya verilen isim. Ama diğer konkalarda pneumatize olabilmekte. Orta konka çeşitli tiplerde havalanabiliyor. Vertikal lameller tipte sadece konka lamellinin pneumatizasyonu söz konusu. İnferior bülloz tipte ise konkanın bülbül segmentinde pneumatizasyon görülmekte. Ekstensif gerçek tipte ise hem lameller yapıda hem de inferior kesimde bülbül segmentte pneumatizasyon görmekteyiz. Ve ekstensif tipler genellikle de hava pasajının daha çok daralmasına yol açan tipler olarak karşımıza çıkıyor. Yine oldukça varyatif olarak sıklıklar değişkenlik göstermekte. %67.5'e kadar görüldüğü saptanmış. Konka bülbül veya septal deviasyon da sıklıkla eşlik etmekte, özellikle tek taraflı olduğunda ve ekstensif tipte olduğunda biz rutin pratikte eşlik eden septal deviasyonu da görmekteyiz. Pneumatizasyon aşırı olduğunda pasajda daralma, mukozal kontak ve baş ağrısına yol açabildiğinden belirtmek önemli. Solda vertikal lameller tipte hafif bir pneumatizasyonu görmekteyiz. Belirgin bir daralmaya yol açmadığı için bu hastada çok da patolojiye yol açmayabilir. Yine inferior bülloz tipte görüyorsunuz. Konkaların bülloz kısmında fokal havalanmalar şeklinde karşımıza çıkabiliyor. Daha da büyük boyutlu da olabilir. Bilateral ekstensif konka bülloza da konkalar hem lameller kısmında hem bülloz kısmında havalanmış oluyor. Konka büllozalar içerisinde de biz inflamatuar prosesleri görebiliyoruz. İçerisinde polipler, retansiyon kistleri ya da bülozitler gelişebiliyor. İzole bülozit şeklinde bile gördüğümüz olgular olabiliyor. Bilateral üst konkanın burada havalanmış olduğunu görmekteyiz. Bu olguda ise alt konkanın sağda pneumatisi olduğu görülmekte. Bir diğer konka varyasyonumuz sekonder orta konka, sıklıkla raporlamada atlanılan bir durum. Orta meatus posterior superior etmoid infundibulum düzeyinde yer almakta. Sagittal planda bazal lamellar önünden anterior kafa tabanı uzanma göstermekte. Lateral etmoidler nazal duvardan kaynaklanmakta. Endoskopi sırasında klinisyenler osteom ya da polip olarak değerlendirebiliyorlar. Benim de rutin pratiğimde nazal pasajda polip diye gönderilen birçok hastada sekonder orta konka olduğunda görüyorum. İlk ısınma sorularından sorduğum soru bu idi. Bu yapılar acaba nedir diye sormuştuk. Bunlar bizim sekonder orta konkalarımız ve bülöz
Premotüz olmuş. Sekonder orta konkalar. Aksiyel planında bu şekilde orta konkan posteriorunda görülmekte. Tabii sadece sekonder orta konkan var nazal pasajda konkalarla yanılmalar içerisinde. Hayır. Yine kleftli ya da kırın orta konkalarda bu hastada olduğu gibi karşımıza çıkabiliyor. Aksiyel planında da biz bu kleftli, kıvrımlı konkaları bu şekilde görebiliyoruz. İşte bazen bunlar literatürde farklı sinirlendirmelerle yapılmış olduğu görülmekte. Mesela literatürdeki sıklıkların farklı olmasının bir nedeni de isimlendirme farklılıkları. Mesela bunu bifit orta konka diye isimlendiren yayınlar olduğunu da gördüm ben. Ancak bu bifit konka değil, kıvrımlı, kleftli orta konka. İnferior konkada oldukça nadir görülen bifit alt konka yine görebilmekteyiz. Çok nadir. 1085 oluşan bir çalışmada bir tane tek taraflı saptanmış. Nazal pasajın lateraline geçtiğimizde üstünat proses varyasyonları yine karşımıza çıkabilir. Kıvrımlı üstünat proses görebiliriz. Üstünat prosesin arka serbest kenarı orta konkayla temas ederek ve orta meatüsün girişini tümüne tıkayacak şekilde medyale doğru eğilebilir. Üstünat proses öne doğru kırılarak orta meatüsten dışarı çıkıp ikinci bir orta konka gibi görülebilir. Kaufman'ın çift orta konkası diye isimlendirilmekte bu. İşte burada üstünat proseslerin medyalize olduğu ve dönerek kıvrımlaştığı görülmekte. Bilateral olabildiği gibi lateralde karşımıza çıkabilmekte. Üstünat prosesi sadece kıvrımlı olmayabiliyor. Bazen de atelektatik küçük üstünat prosesleri görebiliyorsunuz. Serbest ucunda hipoplazi söz konusu olabiliyor. Orbital medial duvar ve lamina papillasının inferior bölümüne yapışabiliyor. Hipoplazik opasifiye maksiler sinüs ve infundibulum kapalı olmasına yol açabiliyor. Orbital tabanı aşağı lokalizasyonlu olabiliyor bu hastalarda. Bu nedenle cerrahi girişim esnasında orbital travma riski artabiliyor. Hasta hareketine tetkik artefaklı olmakla birlikte solda atelektatik üstünat prosesi olan bir hastayı görmektesiniz. Yine o taraf maksiler sinüsü biraz daha hipoplazik. Üstünat prosesin uç varyasyonları yine içerisinde üstünat bullayı görebiliyoruz. Yani üstünat prosesin premotizasyonuna verilen isim. İnfindibulumda anatomik daralmaya yol açıyor. İnsidansı %13.8'e kadar çıkabiliyor. Mukozal hastalıkla anlamlı ilişkisi olduğu yayınlarda belirtilmekte. Sinüzitli hastalarda %27.4 sıklıkta, olmayan grupta ise %1.7 olarak saptanmış bir çalışmada. İki taraflı olabileceği gibi diğer varyasyonlar da haller öncesi gibi varyasyonlarda eşlik edebileceği belirtilmekte. Burada bilateral üstünat prosesin premotüze olduğunu görüyorsunuz. Aksiyel planda da bu şekilde karşınıza çıkabilmekte. Ne yapıyor demiştik? İnfindibulumu ve maksiller sinüsün ostiyumunu daraltarak anterior osteometal ünite enfeksiyonlarına yol açabiliyor. Üstünat prosesin bağlanım varyasyonları da önemli. Çünkü fonksiyonel endoskopik sinüs cerrahisi sırasında bağlanım alanları, örneğin olfaktör fosya bağlanıyorsa, bu kopartma esnasında, çekilip kopartma esnasında kemik yapıda değişsense yol açabilir. Ya da lamina papilla yapışıyorsa orada değişsense yol açabilir. Tip 1'de üstünat prosesin üst ucu lamina papilla, yani paranazal kavitenin lateraline uzanmakta. Bu yapışma lokasyonları frontal sinüsün drenajını da belirliyor. Eğer tip 1 üstünat proses bağlanımı varsa frontal reses orta meatusa açılım göstermekte. Tip 2'de üstünat prosesin üst ucu etmoid çatıyla birleşiyor. Frontal reses doğrudan etmoid infundibulumuna açılıyor. Yine tip 3'te de medyalize oluyor üstünat proses. Orta konkayla superiorla birleşiyor. Yine burada frontal sinüsün drenajı direkt infundibulumla, etmoid infundibulum olmakta. Burada tip 1 bağlanımı görüyorsunuz. Üstünat proses lateralize olmuş ve lateral duvara bağlanıyor. Tip 2'de etmoid çatıya bağlanmakta. Tip 3'te ise orta konkanın süperiyoruna gidip orta konkaya
bağlanım göstermekte. Nazal pasajdan sonra paranazal sinüslere geçtiğimizde bilindiği üzere kafanın her iki tarafında, yüzün önünde ve arkaya doğru da yerleşim lokalizasyonuna göre uzanım bulunan çiftler şeklinde yerleşmiş aslında dört takım sinüsümüz var. Bunlar maksiller kemikte yerleşen maksiller sinüs, etmoid kemikte yerleşen etmoid sinüs, frontal kemikte yerleşen frontal sinüs ve sfenoid kemikte yerleşen sfenoid sinüs demekteyiz. Yani içinde havalandığı, yatak oluşturduğu kemiğin adıyla anılmakta. Tabii raporlama yaparken biz mutlaka sinüslerin havalanma yaşlarını bilmek zorundayız. Örneğin önümüze 4 yaşındaki bir çocuğun BT'sini çektirip frontal sinüsit var mı bunda dediklerinde çok dikkatli olmak zorundayız. Çünkü frontal sinüs 6 yaştan itibaren sinüs formunu almaya başlıyor. O yüzden bizim havalanma yaşlarını iyi bilmemiz lazım. Maksiller ve etmoid sinüsler genellikle yeni doğanda havalanmış oluyorlar. Sfenoid ve frontal sinüsler daha sonra havalanmaya başlıyorlar. Erişkin boyutuna frontal sinüsler 20 yaşa kadar ulaşıyor. Maksiller sinüsler yine 20 yaşa kadar erişkin boyutuna ulaşabiliyor. Yani büyümelerini devam ettirebiliyor. Sfenoid sinüsler ve etmoid sinüsler ise 12 yaş civarında erişkin boyutuna ulaşmış oluyorlar. Şimdi tek tek sinüsleri değerlendirirsek, ilk gelişen paranazal sinüslerimiz, maksiller sinüslerimiz, gestasyon 70. gününde gelişmeye başlıyorlar. Doğumda mevcutturlar ve amniyon sıvısıyla dolu olarak eğer görüntüleme yaparsak karşımıza çıkarırlar. Tam boyut lateral sınır orta lateralde genellikle 15 yaş civarında ulaşıyor. Maksiller sinüsün en önemli özelliği ostiumun yüksek yerleşimde olması. O yüzden drenajında mukosiliyer aktivite çok önemli rol oynuyor. Ve ostiumu yaklaşık 4 mm çapında. 4 mm'nin üzerinde mukozal kalınlaşmayı genellikle patolojik olarak tanımlayın diyen yayınlar var. Genellikle biz birçok insanda 1-2 mm mukozal kalınlaşma görebiliyoruz. Bu aslında normaldir denilmekte. Maksiller sinüsün anomallerine baktığımızda sinüs hipoplazileriyle karşılaşabiliyoruz. Bunlara ünsünat proses yokluğu ya da lamina papilyanın direkt nazal kaviteyle komşuluğuyla seyredebiliyor bu hastalarda. Maksiller sinüs hipoplazisine nasıl karar veriyoruz? Sinüsün tabanı palatin kemik hattının üzerinde yerleşmiş oluyor. Atelektatik sinüsten ayrımda önemli kriterlerden bir tanesi bu. Atelektatik sinüste sinüs duvarları sinüs içerisinde medyalize oluyor. Orbita tabanı aşağıya iniyor. Bu önemli. Eğer sinüsün kronik enfeksiyonlar ya da obstrüksiyonlar sonucunda atelektasis söz konusu olmuşsa orbita tabanının aşağı indiğini görüyoruz. Sessiz sinüs sendromu gibi durumlarda en önemli bakacağımız yer orbita tabanı. Evet, ne demiştik? Sinüs hipoplazilerinde sinüs tabanı palatin kemik hattının yukarısında yer almakta. Bakın burada. Orbita tabanında bir aşağı inme söz konusu değil. Maksiller sinüsün alt sınırı palatin kemiğin üzerinde. Bunlar maksiller sinüs hipoplazisi olarak bilateral karşımıza çıkabilir. Üç boyutlu görüntüsünü görmektesiniz. Bakın sinüsün ön duvarı da hipoplaziden dolayı içeri çökük. İşte bizim rutin hasta muayenelerinde karşımıza genellikle avurtları çökük insanlar şeklinde gördüğümüz kozmetik açıdan elmacık kemiği içerideymiş gibi görüntü oluşturan insanlar bunların çoğu. Maksiller aksesuar ostiyumla da karşılaşabiliyoruz. Maksiller fontanellerin perforasyonuyla gelişmekte. Gerçek ostiyumdan daha aşağıda ve medyal duvarda yerleşiyorlar. Tümoral defekler ya da fonksiyon endoskopik sinüs içerisinde bal defeklerle karıştırılmamalı. Bunlar medyal duvarın yukarısında. Gerçek ostiyum daha yukarıdadır. Onun aşağısında yer alan küçük delikler şeklinde görülmekte. Bir diğer sinüsümüz ve en varyatif sinüslerimiz aslında nazal çatıyı temellendiren sinüslerimiz etmoid sinüsler. O yüzden
gelişimlerini ve varyasyonlarını çok iyi bilmek gerekiyor. Üçüncü, beşinci fetal aylarda gelişmeye başlıyorlar. Doğumda havalanmış oluyorlar. Bir yaşına kadar direkt grafilerde göremiyoruz. 12 yaş civarında yetişkin boyutuna ulaşıyorlar. En varyatif sünüsler demiştik. Bir tarafta 3 ile 18 farklı hücreden oluşabiliyor. Belki daha da fazla hücreden de oluşan sünüsler görebiliyoruz. Ve bu her bir hava hücresinin kendi ostiyumu var. Orta konkanın bazalya mahallesi burada hava hücrelerini anterior posterior olarak ikiye ayırıyor. Yani bizim anterior ya da posterior etmoid hava hücreleri diye raporda tarif ederken bakacağımız temel yapı orta konkanın bazalya mahallesi. Onu da en iyi sagittal planda görmekteyiz. O yüzden paranazal sinüs raporlaması yaparken sadece aksiyel kesitler değil, hem koronal kesitler hem sagittal kesitleri dikkatli bir şekilde değerlendirmek gerekiyor. O yüzden mutlaka reformat görüntüleri de yapmamız ve onları bir arada değerlendirmemiz önemli. Anterior hücreler anterior etmoid bulla ve hiatus seminalis'e direne olurken posterior hücreler superior meatus'a direne oluyor. Görüldüğü üzere anterior'un ve posterior'un drenaj alanları da farklı. Sagittal plan BT görüntüsünde orta konkayı bulup orta konkanın vertikal lamellasını bulmamız gerekiyor. Bu bazal lamella diye isimlendiriliyor. Bunun önünde olan etmoid hava hücreleri anterior, arkasında kalan etmoid hava hücreleri ise posterior olarak isimlendirilmekte. Çünkü bunların drenajları farklı. Öndekiler bahsettiğimiz gibi infundibulum ve oradan da hiatus seminalis'e dren olurken arkadakiler sifonoetmoidal reses'e dren olmakta. Bahsettiğimiz gibi en değişken sünüslerimiz etmoid sünüsler özel olarak adlandırılan varyatif hücreleri var. Bunlardan en sık karşımıza çıkan, hatta aslında bunun varyatif değil, normal olması gereken hücre olduğunu belirten yayınlar da var. İnfibriler hücrelerden en sık görülen ve en sabit olan agernaz hücresidir. Lakrimal kemiği veya maksiler kemiği frontal çıkıntısının primatizasyonuna yol açabilir. Yukarıda frontal resesle alt lateralde lakrimal keseyle yakın ilişkisi var. Orta lateral nazal doğru yapışma yerinin anterosüperiorunda bulunmakta. Arka sınırına üstad projesi oluşturuyor. Büyük olursa ne tür bir sıkıntıya yol açıyor? Frontal sinüsün drenajının bozulmasına yol açacağı bildiriliyor. Yine literatürde işte agernazi farklı isimlendirmelerden ya da tanımlamalardan dolayı çok geniş bir aralıkta, bakın %3 diyen yayınlar da var. %98.5'inde gördüğüm diyen yayınlar da var. Koronal planda biz agernazi nerede arayacağız? Göz kapakları düzeyinde arayacağız arkadaşlar. Bakın göz kapakları düzeyinde öndeki, en öndeki etmoid hava hücreleri agernazidir. Sagittal planda ise biz bunu bu şekilde görmekteyiz. Sagittal planda da orta konkanın ön üst sınırı düzeyinde yerleşen hücre olarak düşünmemiz gerekiyor. Agernaziler de farklı büyüklüklerde ve farklı konfigürasyonlarda olabilir. Bakın burada uzunlamasına yerleşmiş agernaziler, önden arkaya uzamış. Daha bülöz bir yapıda değil. Koronal planda yine aynı hastanın göz kapağına geçen düzeyde agernazilerini görebilmekteyiz. Bir diğer etmoid varyatif hava hücresi infraorbital hücreler, yani özel isimlendirmesiyle Haller hücreleri. Yine ön etmoid hücrelerden kaynaklanıyor. Orbita inframedial duvarının primatizasyonuyla oluşmakta. Maksiller sinüs ostiumunun lateral kesiminde etmoid bulanın inferiorunda maksiller sinüs tavanıyla lamina papüsen en alt kısmı boyunca yerleşim gösteriyorlar. Büyük boyutlular infundibulumun daralmasına yol açıyorlar. Şekilleri, boyutları ve sayıları çok değişken olabiliyor. Bunlar tamamen ayrı hücreler olabileceği gibi maksiller sinüs ya da infundibulumda direne olabilen hücreler şeklinde de karşımıza çıkabiliyor. Yine oldukça farklı sıklıkta bildirilmiş literatürde %45'e kadar görülmüş. Mukoza hastalıkla ilişkisi literatürde tartışmalı. Bazı yayınlar anlamlı ilişki bulmuş, bazı yayınlar anlamlı ilişki bulamamış. Özellikle infraorbital alanda lamina papüsyanın alt ucu komşuluğundan maksiller sinüsün ostiumuna doğru uzanan hava hücreleri şeklinde görebilmekteyiz. Ostiumu daraltıp büyük boyutlu olduğunda
mukozal hastalığa yol açabilmekte. Bakın burada hatta fokal bir mukozal kalınlaşma ve sinüs deretansiyon kişisi de görülmekte. Birden fazla sayıda olabilir. Bakın burada birden fazla sayıda Haller hücreleri karşımıza çıkabilmekte. Bir diğer etmoidden kaynaklı varyatif hava hücre grubu front etmoidal hücreler. Bunlar özel isimlendirme olarak KUN olarak adlandırılmakta. Bu hava hücrelerinin tamamı agenazi hücresinin süperiorunda, üzerinde lokalize olmalı. Frontal sinüse uzanımlarına göre ve sayılarına göre dört tipe ayrılmış. Agenazi hücresinin üzerinde ancak frontal sinüsün içerisine uzanmayan tek hücre varsa tip 1 denilmekte. Frontal sinüs içerisine uzanabilir ya da uzanmayabilir ama birden fazla, iki ya da daha fazla sayıda hücre varsa biz buna tip 2 diyoruz. Eğer frontal sinüsün içerisine uzanan tek büyük bir hücre varsa buna tip 3 diyoruz. Ya da tamamı frontal sinüsün içerisinde olan bir hücre varsa ona da tip 4 diyoruz ve nadir görülüyor. Bunların önemi front etmoidal hücreler frontal resesi daraltıp frontal sinüs drenajının bozulmasına yol açabilmekte. Yani senozal hastalığa neden olabilmekte. Burada reformat sagittal BT görüntülerinde agenazi hava hücresinin hemen üzerinde frontal sinüs içerisine girmeyen bir tane tip 1 hava hücresini görüyoruz. Burada frontal sinüsün içerisine indent olmuş agenazi üzerinde birden fazla tip 2 KUN hücresini görmekteyiz. Burada ise tek hava hücresi agenazinin üzerinden frontal sinüse girmiş. Burada ise intrafrontal alanda yerleşmiş agenazinin üzerinden tip 4 hücreyi görmekteyiz. Suprorbital etmoid hücreler de yine önemli varyatif hücrelerden ve sık gördüğümüz hücrelerden 167'ye kadar literatürde bildirilmiş. Bunlar orbita üst frontal sinüs arka duvarının antiretmoid hücreden kaynaklanan primatizasyonuyla oluşmakta. Koronal BT görüntülerde frontal sinüsün lateralinde yer alıyorlar ve septal frontal sinüs ya da multiple frontal sinüse benzeyebiliyorlar. Biz sinüsün içerisinde böyle birden fazla septal hava hücresi gördüğümüzde, özellikle lateral kesimde, aklımıza mutlaka burada bir supraorbital etmoid hücre olmasın diye gelmeli. Frontal resesin lateral duvarına frontal sinüsün gerçek ostiyumunun posterolateraline diren oluyorlar. Böylece hangisi supraetmoid orbital hücre, hangisi gerçekten frontal sinüs, bazen ayırt etmek zorlaşabiliyor çok fazla sayıda olduğu zaman bunlar. Burada drenaj alanına bakarak ayrım yapabiliyoruz. Posterolaterale direnli olanlar supraorbital etmoid hücreler. Bunlar bir ya da birden fazla sayıda olabiliyor. Hem aksiyel hem koronal BT kesitleriyle yine birlikte karar vermek gerekiyor. Aksiyel görüntülerde supraorbital hava hücresi frontal sinüsün posterior inferior kesiminden sağlam, kesintisiz sinüs arka duvarıyla ayırt edilmekte. Bakın burada bir supraorbital etmoidal hava hücresini görmekteyiz. Yine burada korona kesitte supraetmoidal hava hücresi görülmekte. Yine birden fazla bilateral supraetmoidal hava hücresi karşımıza çıkabilmekte. Frontal bulbar hücre yine KUN hücreleriyle karıştırılabilecek hücrelerden bir tanesi. Frontal reses posteriorunda kafa tabanı boyunca frontal sinüs içerisine doğru uzanım gösteriyor. Etmoid bulla superiori komşuluğundaki hücredir bu. Daha arkada olmasıyla KUN hücrelerinden ayırt etmek gerekiyor. Ön duvarını mutlaka frontal sinüs içerisine uzanımını görüyoruz. Arka duvarını ise anterior kranial fossa yapıyor. Sagittal BT kesitlerde daha iyi görüntüleniyor. Hem tipik front etmoid hücre hem de frontal bulbar hücre agenaz hücresinin üstünde. O yüzden karışabiliyor. Sadece koronal kesitleriyle bunları ayırt etmek mümkün olmayabiliyor. Ancak frontal bulbar hücre tipik front etmoid hücrenin posteriorunda yerleşiyor. Bazen ikisi de bir arada görülebilir bunların. O yüzden çok kafa karıştırıcı olabiliyorlar. Sol frontal bulbar hücreyi görmekteyiz. Bakın burada. Sol frontal bulbar hücre yine önünde KUN hücresi görülebilir. Arka duvarını anterior kafa tabanı oluşturuyor. Böylece KUN hücresinden ayırt edebiliyorsunuz. Bakın burada agenazin üzerinde
arka duvarını ortak kranial fossanın kemik duvarının oluşturmasıyla bullar hücre olduğunu ayırt edebiliyoruz. Yine bullar hücreye ait hava hücresi görülmekte ve bu hastada frontal sinüsün infundibulumu daraldığı için bullar hücre nedeniyle fungal sinüzit gelişmiş. Onodu hücresi, diğer ismi sifonoetmoidal hücre, yani etmoidden kaynaklanıp sifonoidin içerisine uzanan varyatif hava hücresi aslında. Posterior etmoid hücreleri aşırı büyüyerek sifon sinüsün üstünden arkaya ve laterale uzanmasıyla gelişmektedir. Koronal planda eğer bilateral onod hücresi gördüğünüzde 4 tane farklı hava hücresi karşımıza çıkıyor. İşte bu üstte yer alanlar onod olduğunu düşünmek gerekiyor. Altta, genellikle altta olanlar sifon sinüsün kendisi oluyor. Onod hücresinin önemi ne? Eğer onod hücresi varsa cerrahi esnasında optik sinir ve internal akrat traktör hasarlanmasına predispozisyon yaratabiliyor. O yüzden mutlaka raporda onod hücresi var mı? Varsa onod hücresi içerisine protürd olmuş optik sinir ya da internal akrat traktör var mı? Mutlaka raporda belirtmemiz gerekiyor. Onod hücreler enflame olduğunda retroorbital baş ağrısı, görme bozukluğu ve santral görme alanında kör noktalar gibi semptomlar karşımıza çıkabilir. Bazen işte bize hastalar geliyor baş ağrısı nedeniyle. Organik hiçbir neden bulamıyoruz ama baktığımız zaman onod hava hücreleri olabiliyor. Sadece bunun bile baş ağrısı, retroorbital baş ağrısı varsa hastada neden olabileceği enflamasyonuna bağlı belirtiliyor. Aksiyel plan görüntülerde posterior hava hücrelerinin sifonoidin içerisine doğru uzanmasıyla karakterize. Tek olduğunda koronal planda bulunduğu taraf üzerinde posteriorda hava hücresi olarak görmekteyiz. İşte optik sinirin içerisinde protürd olabileceği bildirilmiş. Bakın burada bilateral onod hücresi var ve bu hasta cerrahi esnasında çok riskli bir hasta. Optik sinirler onod hava hücrelerinin içerisine girmiş. Yine koronal plan görüntüde 4 tane ayrı hava hücresi gibi altta sifonoid sinüslerin kendisi, üstte ise onod hava hücrelerini görmekteyiz. Karşımıza çıkabilmekte. Bir diğer ve daha nadir gördüğümüz varyasyonumuz etmomaksiller hücreler. Etmomaksiller sinüs olarak da isimlendirilmekte. Maksiller sinüsün süperiorunda ve genellikle posteriorunda yer alıyor. Süperior meatusu açılan posterior etmoid hücredir bunlar. Maksiller sinüsü daraltıyor. Septal maksiller sinüsten ayrımda açılım yeri önemli. Eğer süperiyor meatusu açılıyorsa bu etmomaksiller hücredir. Orta meatusa diren oluyorsa septal maksiller sinüs olduğunu söylemek gerekiyor. %6.7'ye kadar, yani diğer varyasyonlarla kıyaslandığında çok daha az bir varyatif hava hücresi. Burada tek taraflı sol etmomaksiller hava hücresini görüyoruz. Sinüsün maksiller sinüsün posterior superioruna indentasyon göstermiş. Burada yine ısınma sorularında sormuştum. Bu iki hava hücresi nedir diye. İşte bunlar da bilateral etmomaksiller hava hücreleri. Genellikle radyologların çok az görülmesi nedeniyle aşina olmadığı hücreler. O yüzden kulak burun boğaz hekimlerimiz bazen onlarla ayırt edemiyorlar. Bu nedir diye bazen bize gelip danıştıklarında bunların etmomaksiller varyatif hava hücreler olduğunu belirtiyoruz. Lamina papis ya da deisens yine bir başka varyasyon olarak karşımıza çıkabilir. Tabii bu travmatik de olabilir. Geçirilmiş cerrahi girişimlere de bağlı olabilir. Konjenital olarak da karşımıza çıkabilir. Lamina papis ya nedir? Etmoid hava hücrelerini orbital yapılardan ayıran ince kemik tabaka. Deisens meydana geldiğinde orbital yapıların etmoid sinüs içerisine doğru herniyasyonu, protrüzyonu söz konusu olabiliyor. Bu da fonksiyonel endoskopik sinüs cerrahileri sırasında orbital yapıların yaralanmalarına yol açabiliyor. O yüzden varsa lamina papis deisensi mutlaka raporumuzda belirtmemiz gerekiyor. İnstansı %10'lara kadar çıkabiliyor. Bakın burada aksiyel planda sağ lamina papis ya da deisense bağlı ekstrakonal yağ dokusunun koronal kesitte de gözüküyor. Etmoid hava hücresi içerisine doğru protürd olduğu görülmekte. Bir diğer varyasyonumuz dev etmoid bulla.
Etmoid hava hücrelerinin en büyüğü olan etmoid bulla orta meatus ve enfinde bunu daraltacak kadar büyüyebilir. Dev veya genişlemiş etmoid bulla dendiğinde üstte etmoid tavan, arkada orta konkanın bazal lamellası, yanda lamina papüsüye kadar büyümüş hücre olarak tanımlanıyor. Çünkü etmoid bulla sıklıkla normalde gördüğümüz yapı. Bir çalışmada dev etmoid bulla sıklığı %6.3 civarında saptanmış ve mukozal hastalıkla da anlamlı ilişkisi olduğu belirtilmiş. Burada sağda dev etmoid bulla görüyorsunuz. Lamina papüsüye ve etmoid çatı düzeyine kadar uzanması. Bunun ve oldukça büyük boyutlu bir hava hücresi olması dev etmoid bulla olduğunu söylüyor. Yine raporlamada ve cerrahi esnasında cerrahların çok dikkat ettiği, bizim de dikkat etmemiz gereken yapılardan bir tanesi olfaktör fossanın tipleri. Burada olfaktör fossanın derinliği ölçülüyor. Eğer kripton plate'in, olfaktör fossanın kripton plate'in 3 mm aşağıda lokalize olması söz konusuysa buna tip 1. 4-7 mm aşağı inmişse buna tip 2. 8 milimetreden daha fazla aşağı inmişse, 8-16 metre aralığındaysa buna tip 3 diyoruz. Ama bunlardan daha da önemlisi asimetrik olarak yerleşim var mı onu raporda belirtmemiz lazım. Çünkü endoskopik cerrahi sırasında bir taraf tip 3'ken bir taraf tip 1 ise cerrahın bunu mutlaka bilmesi lazım. Çok rahat davranıp olfaktör fossanın içerisine girebilir. Yine asimetrik ve büyük boyutlu anomalilerde burada herhangi bir ensefalosel gibi konjenital patoloji olup olmadığı da eğer bizi burada işkillendiren bir durum varsa mutlaka gerekirse MR yapılarak korele edilmesi gerekir. Kristagalli pneumatüze olabilir. Etmoid kemiğin bir parçasıdır kristagalli embriyolojik olarak. Pneumatizasyon etmoid ya da frontal hücrelerden kaynaklanabilir. Kristagalli frontal hücresiyle bağlantılı ve bu ostiyumun tıkanması sonucunda kristagalde kronik sinüzit ya da mukosal formasyon da gelişebiliyor pneumatiz olduğunda. O yüzden önemli. %24'e kadar pneumatiz olabileceği bildirilmiş. Aşırı pneumatizasyonla bullogalli denilmekte. Bakın burada kristagallinin pneumatiz olduğu görülmekte. Sfenosinüs havalanmasına baktığımızda sfenosinüsler oldukça değişken havalanma gösterebiliyorlar. İnternal karotid arterler, optik sinirler, maksiler ve vidyan sinirlerle yakın komşuluk göstermesi sfenoid sinüsleri bizim açımızdan en önemli sinüsler haline getirebiliyor. Cerrahi sırasında çünkü çok hayati yapılar biz zedeleyebiliriz. Sinüs havalanmasının derecesi arttıkça işte sfenoidin büyük kanadı, pterigoid proçesi ya da anterior klinoidlerin havalanması sonucunda özellikle bu hayati yapıların sinüs içerisinde protrüzyon olasılığı da artış göstermekte. O yüzden sfenosinüsün havalanma derecesini raporda belirtmemizde fayda var. Özellikle transsfenoidal hipofiz cerrahisi yapılacaksa mutlaka ben raporumda sfenosinüslerin nasıl havalandığını belirtiyorum ki cerrah ona göre rahat bir cerrahi mi yapacak yoksa komplikasyonlarla karşı karşıya mı kalacak bilsin. Sfenosinüs ve hipofiz bezi patolojilerinde belirttiğim gibi fonksiyon endoskopik cerrahi sırasında ya da transfemoral yaklaşımlarda protürde olan sinir ya da damarlarda sarılanma söz konusu olabilir. Çeşitli havalandırma yönelik tiplemeler var. Hamburger sınıflamasında eğer sinüs hiç havalanmıyorsa sinüsün yerini tamamıyla kanseroz kemik dokusunda oluyorsa buna konkal tip denmekte. %3 sıklıkta görülmekte. Preseller tipte sella kavitesinin anterior kesiminde hipoplazik bir sfenosinüs görüntüsü oluşmakta. Bu da %11 civarında görülmekte. Seller tipte ise sfenosinüs sella kavitesinin altına hatta klinoide kadar uzanabilmekte. Ve büyük çoğunluğu sfenosinüsleri bu şekilde sınıflanmakta, havalanmakta. Literatürde farklı sınıflamalar da var demiştim. İşte seller ve postseller, preseller diye bu tipleri kendi içinde de ayıranlar olmuş. Konkal tip yine havalanmaması. Sella tabanının önünde oldukça hipoplazik bir sinüs varsa preseller, tabanına doğru uzanmışsa seller, klinoide kadar uzanmışsa da postseller tip olarak
isimlendirilmiş. Bu olgu konkal tipte, bakın hiç havalanmamış, sifonsinüs agenesis var basitanın. Aksiyel planda sifonsinüsü yine göremiyorsunuz. Yerinde tamamen kanserlos kemik dokuyu görmektesiniz. Aynı hastada baktığımız zaman bifit orta konka anomalisi de var, varyasyonu da var. Sifonsinüs hipoplazileri yine sık karşımıza geliyor. Simetrik sifonsinüsü çok az görüyoruz arkadaşlar normal rutin pratiğimizde. Genellikle bir taraf sifonsinüs daha az havalanmış oluyor. Bu hastada sağda hipoplazik sifonsinüsü görmekteyiz. Ve bilateral internal karotid arterler sol sifonsinüsün içerisine protürde olmuş. Raporda bunu mutlaka belirtmemiz gerekiyor ki cerrahi sırasında bir sakıncalı durumla karşılaşmayalım. Yine bilateral internal karotid arterlerin deysensi görülmekte. Üzerindeki kemik örtüsü de artık bu hastada kalmamış. Bu hastada çok büyük risk altında eğer bir transfemoral cerrahi geçirecekse. Yine kemik septumlar, sifonsinüsün içerisindeki ve internal karotid artere uzanan kemik septumlar mutlaka raporda belirtilmeli. Fonksiyonel cerrahi sırasında cerrah arkadaşımız buradaki kemik septumu tutup kopartmaya çalıştığında arkasından icanın da yırtılıp abundan kanamaya yol açabileceğini bilmeli. Isınma sorularında son soruydu zannedersem. Siyah oklar ve beyaz oklar neleri gösteriyor demiştik. İşte sifonsinüsün havalanması önemli demiştik. Eğer aşırı havalanma varsa, işte sifonoidin büyük kanadı, klinoid prosesi, havalandığında, pterygoid prosesi havalandığında sinüs içerisine çeşitli yapılar indent olabiliyor, protürde olabiliyor. Burada lateral maksiller sinüslerin sinüs içerisinde protürde olduğunu ve altta tabanda ise lateral vidyan sinirlerin, vidyan kanalın sinüs içerisine indent olduğu görülmekte. Hatta şurada çok küçük bir 10 hava hücremiz de bu hastada var. Frontal sinüs doğumda membranöz yapılıdır. İlerleyen yaşla birlikte iç duvarlarındaki kemik absorpsiyonu ile beraber 6-8 yaşına gelene kadar etmoid sinüsten ayrı edemiyoruz. Daha sonra sinüs formunu almaya başlıyor. Genellikle yine sifonoid sinüste olduğu gibi asimetrik hacimdir. Anterior posterior duvarları diploid kemikten oluşmakta. Frontal sinüsün çıkımı önemli. Çıkımında obstrüksiyon yapan varyatif yapılar varsa raporda yine belirtmek gerekiyor. Frontal gaga bunlardan bir tanesi. Frontal sinüsün anterior inferior duvarında gagalaşma olması. Yine burada etmoid çatının pozisyonunda bu gagayı ve infundibulum daralıp daralmadığını bize belirliyor. Çatı ne kadar aşağıdaysa etmoid çatı ve gaga da varsa hastada infundibulum daralmış oluyor. Burada şematize edilmiş görüntüde Agernazi hava hücrelerinin frontal sinüsün infundibulumunun altında yer aldığını görüyorsunuz. Frontal sinüsün ostiyumunun altında yer aldığını görüyorsunuz. Burada frontal resesi yine görmekteyiz. Frontal reses gerçek bir duktus değil. Agernazi ile etmoid bulu arasında oluşmuş bir yapı. Frontal resesin drenajı üsnat insersiyona göre değişkenlik gösterir demiştik. Tip 1 ise farklı. Tip 2 ve 3'ünkü farklı alana. Yani ya orta meatusa ya da etmoid infundibuluna dren olabiliyor yapışma lokalizasyonuna göre. Frontal sinüs aplazya depoplastisi en sık görüldüğü sinüstür demiştik frontal sinüsün. %5'e kadar, 8'e kadar bazı yayınlarda gelişmemiş olabiliyor. Hipoplazisi de yine çok sık karşımıza çıkabiliyor. Bu hastada genellikle de aplazik hastaların bir taraf aplazi olduğunda diğer tarafında da hipoplazi sıklıkla eşlik ediyor. Bu hastada sağ taraf gelişmemiş, sol tarafta belirgin hipoplazik. Aynı hasta hem maksiller sinüs hipoplazisi var. Palatin kemiğin üzerinde yerleşmiş alt sınırı maksiller sinüslerin hem de frontal sinüsleri belirgin hipoplazik. Frontal sinüsler hipoplazik olabildiği gibi hiperkromatize de olabiliyorlar.
Hiperpromotor sinüs neye diyoruz? İşte normal popülasyonun %99'undan büyük olmasına hiperpromotize demişler. Hatta bunlar için çeşitli ölçümler de yapılmış. İşte enin boyu şu büyüklüklerin üzerindedir gibi olduğuna denmiş ama biz artık göz kararı sinüslerin aşırı büyük olduğunu gördüğümüzde hiperpromotör sinüs diyebiliyoruz. Burada kriter ne? Normal kemik kontrollerde herhangi bir ekspansiyon olmaması söz konusu olacak. Ama genişlemiş, ayrı bir sinüs göreceğiz. O zaman hiperpromotör sinüs diyebiliyoruz. Yine frontal sinüste ya da diğer sinüslerde pneumosinüs dilatans görebiliyoruz. Buradaki isimlendirme ise anormal ekspansiye havalanan sinüs yapılan gönderme. Sinüsün tümünde ya da bir kısmında görülebiliyor. Burada sinüs duvarları intakt ve normal kalınlığında fakat remodele ve dışarı doğru deplase eder. Böyle bir çıkıntı yapıyor. Özellikle frontalde karşında geldiğinde frontal bossing, diplopi ya da nazal kitle görüntüsüne yol açabiliyor. Tüm sinüs tutulmasa sinüs boyutları da genellikle normal oluyor bu insanlarda. Bakın burada frontal bossing'e yol açmış. Pneumosinüs dilatansı görüyorsunuz. Kemik duvarlarda belirgin bir incelme yok. Duvarlar intakt. Bu şekilde pneumosinüs dilatansı diğer patolojilerden ayırt edebiliyoruz. Pnömosel işte burada kemik sinüs duvarında incelme ve sinüs kavitesinde fokal ya da yaygın genişleme sonucunda havalanan sinüs yapılan gönderme. Kemik duvarında incelme gördüğümüzde pnömosinüs dilatanstan ayrımını sağlıyor. Bakın burada kemik duvar incelmiş, neredeyse kemik hiç kalmamış. Fokal bir pnömosel görüyorsunuz. Maksiller sinüste bir pnömosel. Bu şekilde divertikülasyonlar aslında bunlar. Görebiliyorsunuz. Frontal sinüsler ya da diğer sinüslerin içerisinde septal hücreler yine karşımıza gelebiliyor. Özellikle iki sinüsün arasındaki septum içerisinde biz frontal sinüste sıklıkla interfrontal septala pneumatizasyon görebiliyoruz. Kristalgalle pneumatizasyonuyla bunlar ilişkili olabiliyor. Kristalgalle'ye de uzanabiliyor. Frontal sinüse genellikle bunlar direnç oluyorlar. Aksiyel ve koronal BT'de daha iyi görüyoruz. %80'i ya sağ ya sol frontal sinüsün septum içerisinde divertikülasyonuyla gelişebiliyor. Nadiren iki sinüsten de kaynaklandığı belirtilmiş. Aynı hastada biri kristalgalden pneumatiz olmuş. İki adet intersinüs septal hücreyi görebiliyorsunuz. Paranazal sinüslerde, diğer sinüslerde de septasyonlar olabilir. Bakın burada ve bunlar vertikal ya da horizontal yerleşimde olabilirler. Maksiller sinüsler içerisinde septaları görmekteyiz. Yine frontal sinüsler içerisinde çoklu septalar karşımıza çıkabilmekte. İlk fonksiyonel mukosiliyer klirensi anlatırken söylemiştim. Bizim için obstrüksiyonun lokalizasyonu önemli. Eğer anterior osteometal ünitede bir obstrüksiyon açan varyasyon ya da patoloji varsa, mesela burada bakın Haller hava hücrelerini görüyorsunuz sağ tarafta. Burada seçilemiyor. Enflamasyonun içerisinde. Anterior osteometal kompleks hastalığı olarak biz bunu tarifliyoruz raporlarken. İşte bunlar da maksiller sinüs, etmoid hava hücreleri ve o taraf frontal sinüste. Genellikle inflamatuar yumuşak dokular karşımıza çıkıyor. Eğer sifonetmoid resesi drenajını bozan bir patoloji varsa bu sefer de biz posterior etmoid hava hücreleri ya da sifonet sinüste bir inflamasyona bağlı yumuşak doku görebiliyoruz. Anterior osteometal kompleksin burada orta meatusa drenajı etkileyen yapılar önemli. İşte etmoid infundibulum, insulinat proces, hiatus seminalis, etmoid bulla ve orta meatusun kendisinde olan, yani osteometal ünitede olan patolojiler neler olabiliyor? Frontal resesi ya da frontal sinüs ostiumunda bir darlık olabilir. Etmoidal infundibulumda bir darlık ya da tıkanıklığa oluşan lezyon olabilir, varyasyon olabilir. Ya da hiatus seminaliste, maksiller sinüste bir patolojiye yol açan varyasyonlar olabilir. İşte bu varyasyonlar, sunum içerisinde bahsettiğim varyasyonlar, anterior osteometal kompleks patolojilerine yol açabilirken,
Süperiyom yapsa drenaj etkileyen yapılarda bir patoloji olduğunda ki genellikle bu onudi hava hücresi olabilir. Bu sefer de posterior osteometal komplekste biz inflamasyon görebiliyoruz. Yine parnazal sinüs BT'lerini raporlarken özellikle dikkat etmemiz gereken bir diğer yapı da anterior etmoidal arter. Çünkü anterior etmoidal arter cerrahi sırasında yaralanırsa acil müdahale edilmesi gerekiyor. Etmoid ve frontal sinüsleri nazal septumun kısmını ve lateral nazal duvarın kısımlarını besleyen oftalmik arterin bir dalı. Koronal BT görüntülerinde ön etmoid sinüs seviyesinde medial orbital duvar boyunca ön etmoid çentik düzeyinde yer alıyor. Çentik fovea etmoidal sfer lateral lamella bitişikse arterin fonksiyon endoskopik sinüs cerrahisi sırasında nispeten korunduğu kabul ediliyor. Eğer çentiğin üzerinde etmoid hava hücrelerinin özellikle de suprorbital palpitasyon varsa arter etmoid sinüs içerisinde serbest hareket ettiğinden fes sırasında yaralanma riski artıyor. Özellikle suprorbital palpitasyon varsa, suprorbital etmoid hava hücresi varsa raporda belirtilmeli ve anterior etmoidal arterin bunun altında yerleştiği söylenmeli. Ne oluyor? Bu yaralandığı zaman bu arterimiz işte kesilen damar orbitaya geri çekiliyor ve hızla genişleyen bir retroorbital hematoma yol açıp hastada orbital kompartman sendromuna neden olabiliyor eğer müdahale etmezsek. O yüzden kopmuş bir ön etmoidal arter profilaktik olarak koterize ediliyor ameliyat esnasında. Normalde nerede yerleşiyor demiştik? Anterior etmoidal çentikte yerleşiyor bizim etmoidal arterimiz. Eğer supraorbital etmoidal pnömotizasyon varsa daha aşağıda yerleşiyor ve serbest hale gelebiliyor. Burada işte cerrahi esnasında korunaksız hale geldiğinden kopartmalar sırasında arterde çok rahatlıkla yaralanabiliyor. Aksiyel planda biz nasıl görüyoruz? Burada V şeklinde bir konfigürasyon olarak anterior etmoid hava hücreleri içerisinde uzanan yapı olarak yine bu çentik içerisinde görmekteyiz. Raporlarken buna da dikkat etmek lazım. Supraorbital pneumatizasyon var mı yok mu? Raporda mutlaka bunu söylememiz gerekiyor. Uzun bir sunum oldu. Şimdi neler söyledik bu sunumda? Neleri aklımıza tutmamız gerekiyor? Parnodal sinüs raporlaması yapıyorsak mutlaka sinüslerin havalanma yaşlarını ve hastanın yaşını bilmemiz gerekiyor. Ki oradan gol yemeyelim. Sinüzal bölgenin oldukça varyatif olduğunu, her türlü varyasyonla karşılaşabileceğimizi bilmemiz gerekiyor. Yine bu varyasyonların sinüzal bölgenin fonksiyonunda bozulmaya yol açarak sinüzal mukozal hastalığa yol açabileceğini bilmemiz gerekiyor. Ve özellikle de fonksiyon endoskopik sinüs cerrahisi ya da transfemoral cerrahilerde komplikasyonları önlemek için bu varyasyonları bilmek ve raporlamak gerekiyor. 22 Eylül 1924 yılında Mustafa Kemal Atatürk'ün öğretmenlerle, Samsun İstiklal Ticaret Okulu'nda öğretmenlerle yaptığı uzun bir konuşmadan buraya aktardığım bir kaç dize var. Mustafa Kemal diyor ki, dünyada her şey için, maddiyat için, maneviyat için, başarı için en hakiki mürşit ilimdir, fendir. İlim ve fennin haricinde mürşit aramak gaflettir, cehalettir, delalettir. Yalnız ilim ve fennin yaşadığımız her dakikadaki safhalarının gelişimini anlamak ve zamanla takip etmek gerekir. Uzun bir konuşma yaptıktan sonra da şu nezaketi de gösteriyor. Ben dinlemek zahmetine katlandığımda hepinize teşekkür ederim diyor. Ben de naçizane Mustafa Kemal'in öğretmenlere göstermiş olduğu bu nezaketi sizlere de göstererek sabrınızdan dolayı teşekkür ediyorum. Erkan Hocam çok teşekkür ederiz. Güzel ve kapsamlı sunum için. Gerçekten hem raporlama yaparken hem de cerrahi konusunda çok problem yaşayabileceğimiz bir noktada çok güzel aydınlattınız bizi. Çok çok teşekkür ediyoruz tekrar. Eğer soru ve katkı varsa mesajlardan bunları alabiliriz. Teşekkürler geliyor. Oldukça çok sayıda teşekkür var. Ben de tüm katılımcı arkadaşlara teşekkür ediyorum. Evet, yani genel olarak herkes çok memnun, çok teşekkür ediyor Erkan Hocam.
Soru göremedim ben gelen mesajlar içerisinde. Gerçekten çok kapsamlı bir sunumdu. Ben de çok teşekkür ediyorum kırmadığınız ve bu ilk toplantıya katıldığınız için, bu güzel sunumunuz için. Eğer soru yoksa bu senenin ilk Nöroradyoloji Akademisi toplantısını burada sonlandırabiliriz. Tüm katılımcılara katılımları için teşekkür ediyorum. Herkese iyi akşamlar diliyoruz. İyi akşamlar. Bir dahaki toplantıda buluşmak üzere diyorum.